Kazak tabiriyle Altın Adam tarihi eseri. 1969 yılında Almatı, eski başkentimiz Almatı'nın yanında bir ıssık diye bir kurganın yanında bulunuyor. Ve bu kurganın bulunuşu da çok ilginç. Orada bir yol çalışması yapılırken işte o büyük tepenin de yanından geçerken makineler bazı altın bulgularına karşılaşıyor. Ondan sonra kazılar başlıyor. Tamamıyla altınla kaplı. Sadece altın değil, altının işletmeciliği açısından o dönemin nasıl dersek mistik, manevi değerleri açısından çok önemli bir bulgu. Tabii diğer bir ikinci önemli nokta da bu İstik Kurganı'nda bulunan kazılar çerçevesinde 400'den fazla eşya bulunuyor. Altından yapılmış, evde kullanılan, tahtlarda, devletlerde kullanılan. Ve bunun önemi de Kazakistan Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev bu buluşla ilgili bu Büyük Bozkır'ın Tutankhamı'dır diye. Tutankham bilirsiniz Güney Amerika'da bulunan, o da tarihi açıdan en eski ve en önemli bir eserdir. İşte o Tutankham'ın etrafındaki kazılarda bulunan eşyalardan sonra en çok eşya bulunan işte Almatı'nın İstik şehrinde bulunan eserler. Tabii bununla kazılar durmuyor. Bundan sonra 5 tane daha altın adam bulunuyor. Ayrıca sadece altın adam değil, altın hanım da bulunuyor. Tabii ilgi çok büyük. Yani bu sergiye gidenler işte Kazakistan gibi uçsuz bucaksız bozkır ülkesinde bu kadar tarihi zenginliklerin, bu kadar medeniyetlerin olması ve bunu gözüyle görmesi ve gözüyle görürken de herhangi bir metal ya da taş yapıt değil, altın işlemli bir sanat eserini görmesi herkesi hayran bırakıyor. Tabii burada sadece bazı parçalar bulunmakta. O dönem burada toplamda Kazakistan'daki 7 bölgedeki kazılardan eserler getirildi. Türk kardeşlerimizi, sanat severleri, tarih severleri, Ankaralılar bu gelip bir aylık sürecin devam edecek bu güzel sergiyi, gezmelerini, kendi topraklarını, tarihini tanımayı davet ediyorum.